Svet çum e bored hatim. Svet çum e bored hatim. Bra kurim berde basa. Yine dri khonik nabi. Ma çikiriye bra darxe. Zari me çikirine bra darxe dedim ona bra vahar diyoş bigire. Dırga ka zari me he bra bigire. Zari me çel sala dükkane mehana e tipanda e dinda vakirin. Ve çikara kari kwa dükkan bu. Bra kurim me berde her memur. Tişteki zari me tınna. Kimini kuşdular birader? Birader kardı. Ki suçkiriye birader. Ki suçkiriye birader. Birader kardı. Televizyon edin. Çi zorim ne? Televizyon edin. İl hastakhanı, dükkanı, büyü dükkan serhabda. Bir çakırına dar boy. O birinde ara içi hastakhanı. Ama içi evi de kardı. Mesela düşü. Adalet mücadelesi direnişi. Ve mecliste adeta bilinçli, kararlı, suskunluk var. Maalesef hala meclis başkanı Mülahat'ın Tocuk Anne'yi ne davet etti, ne ziyaret etti, ne kabul etti. Yani gelişmek için zaten girişimler de arkadaşlar, vekilimiz, sivilte vekilimiz de başvurmuş. Bu kabul edilemez bir durum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi her fırsatta işte burası halkın meclisidir, halk iradesini tecelli ettiği en yüksek organdır. Adaletsizlik burada olmaz. Burası kanun kurulacağını zannediyor. İşte 6 yıldır talep ettiği adaleti ne Urfa'da elde edebildi ne Adalet Bakanlığı'nda elde edebildi. Şimdi de halk iradesini tepsil ettiği merkezde yer alıyor. Aslında çok anlamlı bir direniş aynı zamanda. Meclis bunun muhatabı değilse neyin muhatabı olacak? Hakikaten meclis ne iş yapar? Yani şu açıklaması hepimizi çok yaraladı. Meclisin itibarını zedelemeyelim. Meclisin itibarı zedelemeyelim diye. İtibarsızlık, en büyük itibarsızlık adaletsizliktir. En büyük itibarsızlık zulümdür. En büyük itibarsızlık yargının araçsallaştırılmasıdır. En büyük itibarsızlık katledilen, cinayete kurban edilen insanların faillerinin cezalandırılmasıdır. Tırnak içinde burada itibarı kullanıyorum şu amaçla. İtibar adaletle sağlanır. İtibar hukukla sağlanır. İtibar halk iradesine saygıyla sağlanır. İtibar böyle gösterişlerde, makam araçlarıyla, altın varaklarla. Adalet mücadelesi direnişi 23 yılında mecliste devam ediyor. Ve mecliste adeta bilinçli, kararlı, suskunluk var. Maalesef hala meclis başkanı Mülahat'ın Tocuk Anne'yi ne davet etti, ne ziyaret etti, ne kabul etti. Yani gelişmek için girişimler de arkadaşlar, vekilimiz, sivilte vekilimiz de başvurmuş. Bu kabul edilemez bir durum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi her fırsatta işte burası halkın meclisidir, halk iradesini tecelli ettiği en yüksek organdır. Adaletsizlik burada olmaz. Burası kanun kurulacağını zannediyor. İşte 6 yıldır talep ettiği adaleti ne Urfa'da elde edebildi ne Adalet Bakanlığı'nda elde edebildi. Şimdi de halk iradesini tepsil ettiği merkezde yer alıyor. Aslında çok anlamlı bir direniş aynı zamanda. Meclis bunun muhatabı değilse neyin muhatabı olacak? Hakikaten meclis ne iş yapar? Yani şu açıklaması hepimizi çok yaraladı. Meclisin itibarını zedelemeyelim. Meclisin itibarı zedelemeyelim diye. İtibarsızlık, en büyük itibarsızlık adaletsizliktir. En büyük itibarsızlık zulümdür. En büyük itibarsızlık yargının araçsallaştırılmasıdır. En büyük itibarsızlık katledilen, cinayete kurban edilen insanların faillerinin cezalandırılmasıdır. Tırnak içinde burada itibarı kullanıyorum şu amaçla. İtibar adaletle sağlanır.